onun şu kanları üzerinde efendim bir program yapmamızı emrettiler. Haftanın belli günlerinde birlikte olmuş oluyoruz inşallah. Feyze, berekete, rahmete vesile olur inşallah. Bugün de bendenizin nasibine Emir Sultan düştü. Aslında burada Emir Sultan'ı konuşmam çok zor. Çünkü Emir Sultan'ın kitabının yazarı var. Ahmet Bayar hocamız var. Emir Sultan'ın hizmetkarı, bu caminin hizmetkarı Mustafa hocamız var. İki tane, birisi bir tarafta, öbürü başka bir tarafta. İkisinin ortasında konuşacağım. Yani böylece Emir Sultan hakkında genel bazı bilgiler, mülahazalar yapacağım. Ancak ben Emir Sultan'ı öncelikle bir vasıflandırmak icap ederse, Emir Sultan Bursa için ne ifade eder? Emir Sultan Bursa'nın kutbudur. Bursa'nın kutbudur. Evliya Çelebi her şehrin manevi sahibi vardır. Her şehrin mutlaka manevi sahibi vardır der. Ve herhangi bir şehre gittiğinde mutlaka o manevi sahibi ziyaret ederek seyahate başlarmış, yolculuğa başlarmış. Bendeniz de Evliya Çelebi'nin bu geleneğini mümkün olduğu kadar sürdürmeye çalışan kardeşimizin gittiğim her şehirde o şehrin sahibi manevisi kim onu araştırıyorum. Oradan yola çıkarak geziyorum. Bursa için hiç şüpheye mahal bırakmadan Bursa'nın sahibi manevisi Emir Sultan'dır diyebiliriz. Nitekim Sultan şu ara diye bildiğimiz, tanıdığımız Bursalı Ahmet Paşa'mız diyor ki, ey hoca, hace, yüz kez ağzımı yursam gül ağab ile layık değil ki yadı gedan eyleyem senin. Emir Sultan Hazretleri'ne söylüyor. Diyor ki, yüz defa ağzımı gül suyuyla yıkasam da, ağzım baştan sona gül koksa da yine de seni yad edemem, yine de senin o güzelliklerini tavsif edemem diyor. Şimdi bu Ahmet Paşa gibi söz mülkünün ustası olan, ustadı olan bir zat ki aynı zamanda Ahmet Paşa Emir Sultan Vakfiyesi'nin mütevellisi olarak da görev yaptı. Oraya hizmet etti. Tıpkı Mustafa Baki Hoca gibi hizmet etti. Böylesine hizmet eden söz ustası birisi, ben seni ağzımı gülle yıkasam da, gül suyuyla yıkasam da 100 kere 1000 kere yine de seni yad edemem diyebilecek bir tevazu içerisinde Emir Sultan konusuna yaklaşıyor. Neden böyle yaklaşıyor? Çünkü Emir Sultan gibi büyük ruhlar büyük dağlara benzer, ulu dağlara benzerler. Biz Uludağ'ın ancak görebildiğimiz tarafını tavsif edebiliriz. Onu ne kadar anlatırsak anlatalım, onun hakkında ne kadar kitap yazarsak yazalım, o Uludağ'ın ancak gördüğümüz yönünü tavsif ederiz. O dağa bir hakkın hakim olabilmek için dağın farklı çevrelerini, farklı yönlerini, farklı yollardan, farklı bölgelerinden dağa tırmanmak, dağı bütünüyle keşfetmek lazım ki bu da bir ömre yetmez. Yani şu Uludağ'ın her tarafına çıkmaya kalkışın ömür yetmez, ömür kifayet etmez. Bu bakımdan büyük zatları biz ancak görebildiğimiz noktadan tavsif edebiliriz, anlatabiliriz. Başlangıçta bunun özellikle belirtilmesi gerekiyor. Bursa'nın kutbudur dedim. Emir Sultan'ı böyle tanımlamak icap ediyor. Ben Bursa'nın kırkları, Mustafa Kara hocamızın ifadesiyle kırklarının şöyle hepsini teker teker göz önüne getirerek bu tanımlamayı yapıyorum. Hakikaten Bursa'nın kutbudur. Ve Bursa'nın kalbi ise Ulu Cami'dir. Bursa'nın kalbi Ulu Cami'dir. Emir Sultan'ın bizimle alakası, yani Bursa'yla alakası daha doğrusu, evvel emir de o kalple alakalıdır. Kalbin yerini bulan, keşfeden, bir rüyadan yola çıkarak Yıldırım Bayezid'e Ulu Cami'yi burada yap diyen kişidir kutup. Bursa'nın kutbu Emir Sultan'ın. Ulu Cami'nin inşaatını takip eder. İnşaat bittikten sonra oraya imam olarak Süleyman Çelebi'yi, ki Süleyman Çelebi'yi de burada konuşacağız, görevlendirmesini isteyen, arzulayan odur. Keza Ulu Cami açıldığı gün orada vaaz etmesi, sohbet etmesi kendisinden istendiğinde, hayır, burada benden daha kıdemli, daha önemli bir şahsiyet var deyip ekmekler, sıcak ekmeklerim var, somunlarım vardır diye efendim ekmeklerini dağıtan somuncu babayı ya da ekmekçi baba, eskilerin tabiriyle ekmekçi babayı, Hamidettin Aksaray'ı faş eden kişi de yine Emir Sultan'dır. Yani Bursa'da Ulu Cami, Bursa'nın kalbidir. Ulu Cami'yi konuşmak aslında iki kişiyi konuşmaktır. Birincisi Süleyman Çelebi'dir, oranın imamı olarak onu konuşacağız.
Ama en önemlisi Süleyman Çelebi'yi de oraya getiren kişi Bursa'nın kutbu olan Emir Sultan'ı konuşmaktır. Bir başka açıdan yine Bursa'ya Emir Sultan'la Bursa'nın kutbu olması arasındaki ilişkiyi ifade etmek bakımından malum haliniz Emir Sultan zaviyesi bugün türbesinin bulunduğu, camisinin bulunduğu yer bir bakıma Bursa'yı genişleten bir projedir. İsmail Bey de geldi. Bursa'nın genişleme projesine baktığımızda genellikle sultanlar şehri genişlemiştir. Tarih açıdan bakınca değil mi? Yani Yıldırım Beyazıt, Orhan Cağası'nı yaptı, sonra Yıldırım yaptı, arkasından Murad-ı Hüdavendigâr yaptı. Her birisi sultanlar yaptıkları zaviyelerle, yaptıkları mabetlerle, külliyelerle şehri genişlettiler. Şehre sultanların dışında elini vuran, dokunan, şehri bir bakıma yeniden inşa eden şahsiyetlerin başında mana önderlerinden birisi olarak Emir Sultan karşımıza çıkıyor. Emir Sultan mahallesini bu vesileyle anıyoruz. Dolayısıyla Evliya Çelebi'nin ruhaniyeti şehir diye nitelendirdiği bu Bursa'nın ruhaniyetli şehir olmasına hem Ulu Cami açısından hem mahalle açısından doğrudan doğruya katkı koyan bir kurucu şahsiyettir Emir Sultan. Kurucu şahsiyet tabirini de lütfen aklımızın bir kenarına yazalım. Osmanlı'yı kuran elbette Osmanlı Beyliği'ydi. Fakat bu beyliği Osmanlı ailesiydi, Ali Osman ailesiydi. Fakat bunun kültürel, irfani taraftan, efendim edebi taraftan kurucu şahsiyetler de var. Mesela Süleyman Çelebi de edebiyatını kuran bir şahsiyettir. Kurucu şahsiyettir. Mevlid'le birlikte kurucu şahsiyettir. Emir Sultan ise irfan açısından, tasavvuf açısından, düşünce açısından bir kurucu şahsiyettir. O kurucu şahsiyetin temel vasıflarından birisi olarak bendeniz onu kutup olarak nitelendirdim. Kutup merkez şahsiyet demektir. Bir sanat edebiyat merkezi haline getirdi Bursa'yı. Onları da zaten biraz sonra konuşmuş olacağız. Ama kutup kavramını zihnimizin bir kenarında daha çok tebellür ettirebilmek için tasavvufi bir kavramdır. Sufilerin kutup kavramını iki şekilde anlamlandırdıklarını öncelikle paylaşmak isterim. İki tane kutuptan söz edilir. Bu kutuplardan birisi kutbu ebdal yahut da kutbu medar dedikleri kozmik alemin ya da alemi kebir dediğimiz bu büyük alemle, dünya ile ilgilenen, dünyanın gidişatıyla alakadar olan kutuplar. Yani bu tasavvufi düşünce içerisinde bu abdal ya da abdalan-ı rum konusunu konuştuğumuzda belki bu kavrama yeniden dönüş yapacağız ama yeryüzünde işleri deruhte eden, düzeni sağlayan merkez insan anlamında, sırlı insan anlamında kutbu medar tabir kullanılıyor. Kutbu ebdal tabir kullanılıyor. Ebadile dediğimiz bu şahsiyetlerin merkez kişisi anlamında bu tabir kullanılıyor. İkincisi ise kutbu irşattır. Kutbu irşat alemi sagir olan insanla alakadar olan kutuptur. Yani insanı yetiştiren merkez, insanı yetiştiriyor, insan oraya geliyor, onu arındırıyor, onu kemale dönüştürüyor. Birincisi, dünyanın dengesini, düzenini, hak ve hakikat, fıtrata dönük, hak ve hakikate dönük, sünnetullah'a dönük idame ettirirken, düzenlerken, değiştirirken, dönüştürürken, ikincisi ise kutbu irşat, bizzat alemi sagir olan, küçük bir dünya olan, küçük bir alem olan insanı değiştirir ve dönüştürür. Emir Sultan bu iki kutup noktayı nazarından baktığımızda Emir Sultan hem kutbu medardır hem de kutbu irşattır. Onun bu kurucu şahsiyet olması bu iki özelliğini de ele veriyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü evvel emirde şehre katkı koymuştur, şehre değer vermiştir. Sultanla ilişkilerini konuşmamızın ilerleyen kısımlarında konuşacağız, ele alacağız, zikredeceğiz. Doğrudan doğruya sultanla ilişkili olmuş, hayatla ilişkili olmuş, hayata dokunmuş, insana dokunmuş. Ama aynı zamanda özel yetiştirdiği, kültür hayatımıza kazandırdığı şahsiyetler de var. Bu şahsiyetler itibariyle de bir kutbu irşattır. Her bakımdan bir kutuptur, bir kurucu şahsiyettir. Bu tanımlamaları önemsiyorum. Yani nitelendirirsek insanları nasıl tanımlandırırsak o şekilde tanırız, o şekilde nitelendiririz. Bir de tanımlamadan yola çıkarak kişileri tanımak durumundayız. Neden bunu söylüyorum? Çünkü maalesef kültür tarihimiz içerisinde çokça bilinen, çokça meşhur olan insanlar aynı zamanda çokça meçhul olan insanlardır. En meşhur insanımız Yunus Emre'dir ama en meçhul olan insanımız yine Yunus Emre'dir.
İşte Yunus Emre ile ilgili yakın bir zamanda bir dizi yapıldı. Yine devam edecek bildiği kadar. Bir sürü eserler yazıldı. Ne kadar yazılırsa yazılsın Yunus Emre meçhuldür, meçhul olarak kalacaktır. Neden? Çünkü hayatları hakkında çok fazla bilgimiz yok. Menkıbelere dayalı hayatları hakkında bilgimiz. Tarihi malumatımız yok. Biyografilerini inşa ederken, biyografilerini yazarken çok çok eser yazıldı. Mesela en çok menakıbnamesi olan sufilerden birisi Emir Sultan'dır. Pek çok menakıbname yazıldı. Bu menakıbnamelerden bir tanesini ben yüksek lisans tezide yaptırdım. Fakat ne kadar menakıbname çok yazılsa bile hayat hakkında çok fazla malumatımız yok. Yani tarihi, kronolojik olarak onu tavsif edecek. Onun hakkında bütünüyle bugünkü modern insanın algılayacağı biçimde hayatını ortaya koyabilecek bir malumatımız pek fazla yok. Menkıbelere dayalı, hayata dokunuşuyla ortaya çıkan, insana dokunuşuyla ortaya çıkan bir yansıma söz konusu. Bu bakımdan onları tavsif edersek, nitelendirirsek içini doldurabiliriz. Merkez insandı, kutuptu. Bursa'nın çekim merkezinde hala da kutup insan olma özelliğini, hala da Bursa'nın kutbu olma özelliğini koruyor Emir Sultan. Şimdi sözümüzün başında konuştuğumuz bir beytiyle zikrettiğimiz Ahmet Paşa, malumunuz Fatih'in hocasıydı, vezirdi. Ama bir iftiraya kurban gitti ve İstanbul'dan Bursa'ya sürgün gönderildi. Bursa'ya geldiğinde Ahmet Paşa'nın bir müddet mütevelli olduğunu biliyoruz. Emir Sultan dergahında, vakıflarında ki yakın dönemler, çok uzun bir dönemler değil. Muhtemelen Emir Sultan'ın yani Ahmet Paşa'nın babası Emir Sultan'ın sohbet halkasında bulundu. Çünkü onlar da buradadır aslında. Muradiye civarında kalıyorlarmış. Edirne fethedilince Edirne'de yeni bir mahalle kursun diye alıp götürülmüş, Edirne'ye gitmiş ve Edirne'de bir mahalle kurmuştur Ahmet Paşa'nın babası. Kendisi büyük bir alimdir, kazaskerdir. Böyle bir zattır. Bu Bursa Beylerbeyi olarak da görev yaptı. Sultan-ı Şuara olarak da anıldı. Dergaha hizmet etmiş bir kişidir. Onun kutup olduğunu, benim sözünü ettiğim anlamda da hem kutbu ebdal hem de kutbu irşat anlamında da kutup olduğunu ifade eden bir beyti var. Onun şiirinden okuyacağım ama o beyti de okuyarak konuşmamı sürdürmek istiyorum. Temellendirmek istiyorum. Diyor ki, ey alemi vilayete sultan olan emir, vey milki Rum'a rahmet olan emir, velayet alemine sultan olan emir. Velilerin sultanıdır. Velilerin sultanıdır. Kutb-ı ebdal dediğimiz şey budur zaten. Bütün velilerin sultanıdır. Vey milki Rum'a rahmet olan. Milki Rum neresidir? Milki Rum o dönemde Bursa'ydı. Milki Rum Bursa'nın Bursa'yı merkez alarak Osmanlı Beyliği'nin hepsiydi. Bütün buraya hitap eden bir devletti. Ve Emir Sultan Ahmet Paşa'nın nitelendirmesiyle bir rahmet olarak bu şehre düşmüştür. Bu şehri rahmet olarak kuşatmıştır. O rahmetten hala istifade eden insanlarız biz. Bursalılar olarak o rahmetten istifade ediyoruz. Bir başka değinmek istediğim, Emir Sultan'la ilgili bir başka gündeme getirmek istediğim konu da son dönemlerde çokça ihtiyaç duyduğumuz, yeniden ihtiyaç duyduğumuz bir mevzu. O da birlik dili. Birlik diline çok ihtiyacımız var. Birlik, bir arada yaşama, bir arada yaşama tecrübesi diyoruz. Affedebilme, farklı kültürleri tolere edebilme. Özellikle son dönemlerde mezhep çatışmasını gündeme getiriyorlar. Farklı farklı düşünceleri, farklı farklı meşreplerin birbirleriyle çatışmasını gündeme getiriyorlar. O dönemlerde de benzer şeyler söz konusuydu. Yani Emir Sultan'ın yaşadığı dönemlerde de benzer hadiseler söz konusuydu. Çatışmalar söz konusuydu. Özellikle Fetret döneminde bir kısım insanlar Mehdiyet iddiasıyla çıktılar. Mehdilik iddiasında bulundular. Kendi mürşitlerini Mehdi olarak gösterdiler. Hub Mesihlik diye, İsa severlik diye bir akım çıktı. Böylesine kargaşa ortamı. Özellikle Fetret dönemi için söylüyorum. Böyle Fetret döneminde, o sıkıntılı dönemde bile Emir Sultan'ın merkez şahsiyet olma, kutup şahsiyet olma özelliğini, birlik dili diye bendenizin tavsif ettiği o dili inşa etmek için çaba sarf ettiğini görüyoruz. Yani modern insana Emir Sultan ne verebilir? Modern problemleri ne verebilir? İşte bakın, verebileceği çözüm önerilerden birisi budur. Nedir bu birlik diline atıf? Erguvan Bayramı. Erguvan birlik dilidir.
Yani Emir Sultan döneminde Erguvan Bayramı diye bir isimlendirme var mıydı, yok muydu onu bilemiyoruz. Ama Erguvan Bayramı olsun ya da olmasın, biz şunu biliyoruz ki Nevruz'la birlikte, işte bir bahar ortamıyla birlikte Emir Sultan'ın dergahında misafirlerin sayısı artıyor. Çevre illerden, farklı farklı beyliklerden, farklı farklı şehirlerden dervişler, mürşitler Bursa'ya geliyorlar. Bursa'dan feyiz alıyorlar. Mesela bunlardan bir tanesini ben sizinle paylaşayım. Eğirdir. Eğirdir, Isparta'nın bir ilçesidir. Hamitoğulları Beyliği'nin merkezidir Eğirdir. Cennet Abat olarak o dönemde isimlendiriliyor Eğirdir. Cennet Abat olarak tavsiye ediliyor. Adı öyledir. Sonradan Eğirdir oldu. Eğirdir çok önemli bir merkezdir. İlim merkezidir, irfan merkezidir. Ve en önemlisi de Zeymiye'nin de merkezlerinden birisidir. Mustafa Kara Hoca bir sonraki konuşmasında Abdülkudüs Efendi'yi anlatacak. Abdülatif Kutsi Efendi. Abdülatif Kutsi Efendi'nin dokunduğu bir şehirdir, Eğirdir. Eğirdir'de Eğirdir'de Pir-i Halife var. Pir-i Halife de Buhara'dan, oralardan işten kalkıp buraya gelmiş, Eğirdir'e gelmiş bir dünyanın işaretiyle Emir Sultan'la akraba olduğu rivayet edilir. Pir-i Halife'nin mürşidi ise, onu Eğirdir'e getiren ise Şeyhülislam Berdai diye anılırdı. Bunlar birbirleriyle akrabalar. Berdai, Şeyhülislam Berdai oradaki zaviyeyi kurmuş, Eğirdir'de zaviye hali hazırda var. Dergahı kurmuş. Kübrevilik yolunu irşad ederken vefat etmiş. Yerine damadı Pir Halife geçmiş. Pir Halife Kübreviliğin dışında Konya'ya gelen Abdülatif-i Kutsi Hazretleri'nin ismini duyuyor. Konya'ya gidiyor. Abdülatif-i Kutsi Hazretleri henüz Bursa'ya gelmeden zeynilik icazetini alıyor. Yani zeyniliğin ilk kurumsal merkezi aslında Eğirdir'dir. Niçin anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Meselem Eğirdir'i anlatmak değil. Emir Sultan'ın etkisini göstermek bakımından bunu söylüyorum. Onunla ilgili kaynaklara baktığımızda, okuduğumuzda her sene mutlaka onun Erguvan döneminde, yani adını biz Erguvan olarak nitelendirsek bile her bahar döneminde mutlaka Bursa'ya geliyor. Bursa'da Emir Sultan'ın misafiri oluyorlar. Bursa'daki o sohbet halkasına katılıyorlar. Bir çekim merkezi, bir birliktelik oluşturabilecek çekim merkezi, bir akil insan olarak çevre illerdeki, çevre beyliklerdeki mürşitleri farklı farklı tarikatlara mensup olabilir, farklı meşreplere mensup olabilir ama Bursa'da toparlayabilen bir şahsiyetten söz ediyoruz. Bu gelenek uzunca bir dönem tabii devam ediyor. Şimdi Erguvan bir semboldür. Sembol oluşturarak biz ancak varlığı anlayabiliriz, varlığı tanımlayabiliriz. Varlığı yeniden isimlendirebilmemiz için sembollere ihtiyacımız vardır. Sembolü kim oluşturur? İşte Erguvan sembolünü, Erguvan'ı oluşturan bir insanı kamil olarak Emir Sultan'dır. Hayatı zenginleştiren, hayatımızı zenginleştiren, varlığı daha kuşatıcı bir şekilde kavramamızı sağlayan bir Allah dostuyla, bir kamil insanla karşı karşıyayız. Bir kültür çekirdeği, bunu bendeniz kültür çekirdeği, büyük satar kültür çekirdeği tabiriyle de nitelendiriyorum. Bir kültür çekirdeğidir. Bu kültür çekirdeğinin tohumu sözüdür, sükutudur, davranışlarıdır, hal dilidir, beden dilidir, her neyse insan toprağına bunlar sözleriyle, bakışlarıyla, nazarlarıyla, dokunuşlarıyla çınar ağaçları dikmişlerdir, çınar tohumları atmışlardır. Bu çınarlar hala varlığını koruyor. Biz hala Erguvan'dan bahsediyoruz. Hala Emir Sultan'dan bahsediyoruz. Hala Ulu Cami'ye gittiğimizde Emir Sultan'ın hayali, hatırası aklımızda kalıyor. Bu bakımdan o birlik diline, millet olarak yeniden ihtiyacımız var. Böyle insanları cem eden, insanlara ayrımcı gözle bakmayan, onları kucaklayan, tevhid nazarıyla yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü diyebilecek mantıklı olan insanlara ihtiyacımız var. Bu çekirdeğin özünde nedir, ne vardır diye baktığımızda, nasıl oldu da bu çekirdeği attı, bugünlere kadar geldi diye baktığımızda, zevki selim sahibi olduğunu görüyoruz. Evvel emirde zevki selim sahibi, aklı selim sahibi, kalbi selim sahibi, hissi selim sahibi olduğu, bu dört selim vasfa haiz olması hasebiyle
sözünün tesirli olduğunu görüyoruz. Zevki selim, aklı selim, kalbi selim ve hissi selim. Bu dört selim vasfa hepimizin bir şekilde ulaşmamız lazım. Sözüyle, sohbetiyle bu tür mana erleri, bu gönül sultanları, insanları bu dört selim vasfa kavuşturmak için çaba sarf etmişlerdir. Zevkimiz olacak ama selim bir zevk olacak. Arı dürü, temiz, kimseye zarar vermeyen, kimseye kötülük yapmayan, aklımız da öyle olacak. Şunun bunun etkisinde kalmayan, fıtrata uygun, hak ve hakkaniyetten yana, doğruluktan, adaletten yana olacak. Kalbimiz istikamet üzere olacak, hakka nazar edecek. Kalp akar gider, kalbi istikamet üzere tutabilmek, kelime-i tevhid zikri etrafında Allah'a bağlayabilmektir asıl olan. Keza hissi selimle iyi hayaller, iyi duygular besleyebilmek, doğru duygular besleyebilmek. Mesela yani bu dört selim vasfı tebellür ettirmeye dönük, bu dört vasfa ulaşmaya dönük çaba sarf etmişlerdir. Ve Erguvan bunun bir sembolüdür. Yani onun için kalkıp insanlar buraya gelirken zevki selim saygı, işte Erguvan çiçek ne kadar güzel bir şey. Bahçeden yola çıkarak bir dil oluşturuyorsunuz. Bahardan yola çıkarak Badelme yeni bir dil oluşturuyorsunuz. Bu temel vasıflar zihnimizde kalır diye ben önceledim. Tarihi şahsiyetine ilişkin de kısaca bir iki malumat paylaşmak isterim. Evvel emirde kimdir bu büyük ruh? Emir Sultan dediğimizde hemen gezgin bir derviş olduğu hakikatiyle karşı karşıya kalıyoruz. Gezgin bir derviş. Asıl adı Şemseddin Muhammed'dir. Emir diye nitelendirmemiz emirlik vasfı onun seyitliğinden geliyor. Seyittir. Ehl-i Beyt'tendir silsile itibariyle. Çömlekçilik yaparak geçimini sağladığı için de Külal lakabıyla anılıyor. Emir Külal lakabıyla anılan bir babanın çocuğu. Buhara'da bir babanın çocuğu. Seyit Ali diye tanınan, tavsif edilen şahsın çocuğu. Ama burada tabii kaynaklarda bazı ihtilaflar var. İki tane bizim kültür tarihimizde, irfani tarihimizde, tasavvuf tarihimizde iki tane Emir Külal var. Bunlardan birisi Emir Sultan'ın babası Seyit Ali olduğu gibi bir Emir Külal'ımız daha var bizim. O da Bahattin Nakşibendi'nin mürşidi olan, Nakşilik yolundaki bunun piri olan, Bahattin Nakşibendi'nin piri olan Emir Külal Hazretleri'dir. Bunlar birbirleriyle akraba mıydı, yakın mıydı onu bilemiyoruz yani. Ama Şah-ı Nakşibendi'nin mürşidi olan Emir Külal farklıdır. Bizim Şemseddin Muhammed'in babası olan Seyit Ali adıyla anılan Emir Külal farklı birisidir. Bu tarihçiler bunu hep böyle söylerler. Birbiriyle karıştırılmıştır. Bir karışıklık söz konusudur ama şunu anlıyoruz ki her ikisi de Seyit'tir. Emir tabiri Seyitlikten geliyor. Eskiden Emir tabirini birisine Emir dedikleri zaman o Seyit anlamında kullanılıyordu. Emir anlamında kullanılıyordu. Emir Buhari olarak da anılıyor. Buhari'den geldiği için. Emir Sultan işte bu velilerin, evliyaların, Allah dostlarının kutbu olması hasebiyle, onların sultanı olması hasebiyle biz ona Emir Sultan diyoruz. Bu tür vasıflar da Bursa'ya geldikten sonra ona verilmiş. Yoksa Şemseddin Muhammed olarak biliniyordu. Babası Buhara'da Kübreviye tarikatına mensuptu. Biraz önce sözünü ettiğimiz Şah-ı Nakşibendi'nin hocası olan Emir Külal ise Hacegan tariki dediğimiz Hacegan tarikinin mümtaz şahsiyetlerinden birisiydi. Genellikle kaynakların verdiği bilgiler ne derece tarihi açıdan doğru onu bilemiyoruz ama 730 yani 1368 yılında Buhara'da doğduğu zikredilir. Öyle. Net değil. Yani bu tür şahsiyetlerin hayatları hakkındaki rakamlara çok fazla itimat etmememiz gerekiyor. Burada doğmuş bir ilim irfan muhiti olan bir ailenin içerisinde çömlekçilikle uğraşıyor ama Seyyid Ali Arif-i Billah bir zat. Kübreviye tarikatına mensup alim bir zat. Geçimini o işle sağlıyor. Çömlekçilik yaparak sağlıyor. Ama babası vefat edince Emir Sultan'ın bir rüyaya istinaden oradan kalkıp dedesinin şehrine, memleketine yani Medine'ye
hicret ettiğini görüyoruz. Bu haberden kalkıyor. Dostlarıyla birlikte babasından yadigar kalan birkaç dostu var. Onlardan birisi de bu Seyyid Usul Kültür Merkezi ile dergahla irtibatlı olan Seyyid Usul Hazretleri'dir. Bu zat değil ama Seyyid Usul diye bir zat da geliyor. Seyyid Nasır, Seyyid Nimetullah Baba Zakir gibi isimlerle alınan dervişlerle birlikte yola düşüyor. Ve Medine'ye geliyor. Emir Sultan'ın hayatında iki tane rüya çok etkili olmuş. Biz buna herhangi bir rüya demiyoruz. Vaka diyoruz. Yani bir vaka görüyor. Bu rüya bazen uyku halinde olabilir, uyanıklık halinde olabilir, gönlüne düşebilir. Bir mana çıkartıyor. Bir mana görmüş. Oradan bir mana çıkartarak yola düşüyor. Rüyasında birincisinde Medine'ye gitmesi kendisinden isteniyor. Kalkıp Medine'ye gidiyor. Açını yapıyor. Medine'ye yerleşiyor. İkincisinde ise Medine'de yaşamını sürdürürken, orada yaşayacakken, orada bir aile hayatı, orada bir çevre kuracakken yine bir rüya görüyor. Kalk, Diyar-ı Rum'a git ve İslam'ı anlat deniliyor. Kalkıyor, o rüyanın etkisiyle Diyar-ı Rum'a geliyor. 1394 yılları civarında Bursa'ya geldiğini düşünüyoruz. Dostlarıyla birlikte Bursa'ya geldiğine dair bir bilgimiz. 1394 yılların Beyazıt'ın seferde olduğu dönemler, o dönemler. Hatta menkıbelere bakılırsa Yıldırım Beyazıt seferdeydi. Burada değildi. Yıldırım Beyazıt'ın kızı Hundi Hatun da rüyasında Emir Sultan'ın geleceğini, seyit bir zatın geleceğini öğrendi ve rüyada onunla evlenmesi emredildi. Emir Sultan'la evlendi. Böyle bir şey de var. Yıldırım Beyazıt kimdir bu? Yeni gelmiş birisi neden evleniyor falan diye sürekli böyle bir mücadele hayatı da yaşıyor. Bunlar işin menkıbevi tarafı, işin tahkiye tarafı. Olmuştur olmamıştır bilemiyoruz ama bir şeyi biliyoruz. Geldi, Bursa'ya yerleşti ve saraya damat oldu. Bu önemli bir hadisedir. Yani saraya damat oldu. Aradaki o boşluğu dolduran şey, kurgu büyük oranda menkıbelere dayalı bir kurgudur. Çok da hoş menkıbeler var. Yıldırım Beyazıt 40 tane asker yolluyor, daha başka askerler yolluyor bunu. Neden böyle evleniyor, bundan vazgeçsin efendime söyleyeyim filan gibi. Ahmet Bey onları hepsini böyle tavsiyatlı bir şekilde derleyip toparlamış. Ama bundan hiçbirisi de zafer kazanamıyorlar. Molla Fenari'nin özellikle Emir Sultan'a destek olduğunu, Molla Fenari'nin alim bir zattır. Sultan'a yahu ne diye mücadele ediyorsun, ne diye engel oluyorsun? Seyittir, alimdir, işte kızınızı seyitten daha başka kime vereceksiniz diye sultanı ikna ettiğini ve böylece Yıldırım Beyazıt'la efendim Emir Sultan'ın arasını büyük oranda Molla Fenari'nin düzelttiğine tanık oluyoruz. Molla Fenari Emir Sultan'ın hayatında önemli bir isim. Bursa'ya geldiğinde en önemli isimlerden birisi Molla Fenari. Büyük bir alimdir. Arif-i Billah bir zattır aynı zamanda. Molla Fenari sadece sarayla ilişkisini düzeltmiyor. Emir Sultan Molla Fenari'ye talebe oluyor. Yani talebelik dönemi. Daha genç Emir Sultan buraya geldiğinde. Sadreddin Konevi'nin eserlerinden okuyorlar. İbn-i Arabi'nin eserlerinden okuyorlar. O dönemin İstanbul Bursa'sındaki meşhur alimlerden birisi de Molla Yegan'dır. Molla Yegan Medresesi malum biliyorsunuz. Molla Yegan'dır. İşte Kadızade-i Rumi gibi büyük astronomi alemi, matematikçi zat da vardır. Emir Sultan'ın bunlarla sohbet ettiği, işte matematik, astronomi ve benzeri ilimlerle meşgul olduğu kaynaklar anlatırlar. Yani ilimsiz olmaz, ilimle sürekli iştigal eden bir zattır. İlimle meşgul olduğu için böylesine bir değer kazanmıştır. Yani ilimsiz olmaz derken benim özellikle üzerinde durmak istediğim mevzu şudur. Yani ledünni ilimler var. Biz bu ledünni ilimleri alırız. Okumamıza, yazmamıza gerek yok. Bir gece sabahleyin kalkarız, evliya oluruz denir. Bilemeyiz tabii, bu Allah'ın takdiridir. Hiç kimse hakkında bir şey söyleyemeyiz ama bizim yolumuz, bizim dinimiz, bizim kültürümüz ilme teşvik ediyor. İlimsiz olmaz deniyor. İlimle meşgulacağız. İlmin yollarını bulacağız ve keşfedeceğiz. Yaşımız ne olursa olsun ilim meclisleri kuracağız. İlim halkaları kuracağız. Burada kurulan halkada o ilim halkalarının bir parçası, geleneğin bir parçası mahiyetinde.
Beni etkileyen yönlerden birisi budur. Yani Emir Sultan ben oldum, ben seyidim, ben şuyum, ben buyum demiyor. O Tekasür suresindeki zemmedilen hali yaşamıyor. Yani ben asil bir insanım deyip kenara çekilmiyor. İlim halkalarından feyiz alıyor. Yaşınız kaç olursa olsun, hangi noktada olursanız olun, mutlaka alacağınız bir şeyler vardır. Bu geleneği sürdürenlerden birisi mesela Mehmet Zahit Totku merhum rahmetullahi aleyh, Bursalı, Üftade Camii'nde de imamlık yaptı. İlerleyen yaşına rağmen yanındaki talebeler, ona gelen giden talebeler ilimle, sanatla uğrasınlar diye hat ders alıyor. Ben deniz bunu duydum da çok duygulanmıştım. Hattatlık meşk ediyor, hat meşk ediyor. Neden? Talebeler ondan model şahsiyettir. Feyiz alsınlar da onlar da hatla uğrasınlar, sanatla uğrasınlar, ilimle uğrasınlar diye. Bu büyük zatların temel özelliği budur. Yani ilimden büyük oranda yararlanmışlardır. İşte Molla Fenari de bir bakıma hem sohbet arkadaşıdır hem de hocasıdır, dostudur, yoldaşıdır. Bu vasıfları dolayısıyladır ki Emir Sultan kısa zamanda sarayın itibarını kazanmış, sarayı ona değer vermiş ve Yıldırım'a Anadolu'nun sultanı unvanı verildiğinde Amber'in anlattığına göre ona kılıç kuşatmış, tacını giydirmiştir. Bu önemli bir gelenektir. Çelebi Mehmet ve II. Murat için de değil mi? Aynı şeyi yaptığı kroniklerde anlatılıyor. Daha sonraki dönemde de II. Murat saltanatı buradan İstanbul'a işte efendim Edirne'ye götürdüğünde, oradan İstanbul'a intikal ettiğinde yine sultanlara kılıç kuşatmak, taçlarını giydirmek, bilatlerini giydirmek o dönemin kutup şahsiyetleri kimse, merkez şahsiyetleri kimse onlara nasip olmuştur. Yani Osmanlı devleti o ruhaniyetini, o maneviyatını bu büyük zatlardan, kutup şahsiyetlerden, manevi özelliği olan şahsiyetlerden almaya devam etmişlerdir. Bu geleneği ilk ortaya koyan, bir bakıma Osmanlı'da teşrifata katkı sağlayan bir zat olaraktan Emir Sultan'ı zikredebiliriz. Teşrifat-ı kadime dedikleri Esad Efendi'nin işte hilat giymek, efendime söyleyeyim taht sahibi olmak kolay bir hadise değil. Bu ancak duayla olabilir. Bir kamil size o yolu verirse yolunuz açılır. Çok önemli roller üstleniyor. Özellikle 2. Murat'ın saltanatında doğrudan tesirinin olduğuna tanık oluyoruz. Doğrudan tesir etmiş 2. Murat'ın saltanata gelmesini. 2. Çelebi Mehmet'in devleti derleyip toparlamasının arkasındaki sahiplerden birisi olarak da yine Emir Sultan zikredilir. Yani benim kutup şahsiyet dememi o şekilde nitelendirmemi sanıyorum bu tarihi vesikalardan, tarihi perspektiften yola çıkarak daha net temellendirme imkanımız mümkündür. Bursa Emir Sultan için bir doğum merkezidir aynı zamanda. Neden doğum merkezidir? Bursa'ya gelmiş, Bursa'da evlenmiş, Bursa'da yer yurt tutmuş ama yeni bir isim almış. Yani insan doğduğunda ona bir isim verirsiniz. Şemsettin Muhammed Bursa'da Emir Sultan, Emir Buhari olmuş. Onun doğum yeri her ne kadar kaynaklarda Buhara denirse manevi açıdan doğum yeri Bursa'dır. Özgöz Bursa'dadır. Yani bunu çok açık bir şekilde, açık bir yüreklikle söylemekte fayda var. Tabi pek çok şey söylenebilir ama bir hususu belirtmek isterim. Bu menkıbeler, hakkında anlatılan menkıbeler var. Menkıbeler eğer sembolik özelliklerini görüp çözümleyebilirseniz sizin için önemli bir malzeme olur. Menkıbeler sadece bir hikaye değildir. Olağanüstü şeyler değildir. Şimdi menkıbeler olağanüstü bir şekilde anlatılıyor. Menakıbnamelerin bir kısmı dervişler için iyidir. Dervişler okur, olağanüstü şeyleri ben de yapayım filan der, heveslenir. Ama bazıları böyle şeye sığmaz. Akıl ve mantık süzgecine sığmaz. Orada bir sembolik dil vardır. Aslında o hali yaşayan velinin hikayesini anlatırken onu anlatan kişi o sembollerle sırlamaya çalışır. Mesela ben o rüyayla ilgili menkıbeyi şöyle yorumlamıştım. Medine'de rüyasında Efendimiz'i görüyor ve diyor ki Efendimiz kalk Diyar-ı Rum'a git İslam'ı anlat. Özetle bunu söyle. Ama nereye gideyim efendim, hangi Diyar-ı Rum? Geniş bir alan. Nereye gideyim diyor. Üç tane yıldız, üç tane hilal olacak. O üç yıldızı takip et. O üç yıldız nerede durursa, hilal nerede durursa sen de oraya gidersin ve orada ikamet edersin. Orası senin vatanın olur diyor.
Ve bu kandilleri, 3 tane kandili, 3 yıldızı takip ederek geliyorlar. Bursa'da bu kandiller sabit duruyor, yıldızlar sabit duruyor. Arkadaşlarına, dostlarına diyor ki, makamımız artık bu şehir olacaktır. Seçkin atamızın işareti böyledir, biz burada kalacağız diyor. Şimdi bu bir menkıbe. Bu 3 yıldızdan kasıt, gökteki 3 tane yıldız olabilir ama ben deniz şöyle anlıyorum. Yani şöyle yorumlamak da istiyorum. Çünkü yani yıldızdan kasıt nurdur, nurdan kasıt da ilimdir. İlimle yolculuk yapacaksınız. 3 tane ilminiz var. 3 tane temel özelliğiniz var. Nedir bu 3 yıldız? Ve Emir Sultan bu 3 kandille, hangi 3 kandille geldi diye baktığımızda Emir Sultan'ın bütün menakıbnamelerine özellikle bakarsanız, incelerseniz şunu görürsünüz ki Emir Sultan'ın birinci kandili, en önemli kandili ilim kandilidir. Babasından, babasının yaşadığı şehir işte Buhara ilim merkeziydi. İslam ilim şehirlerinden birisiydi. O şehirden çokça feyiz aldı. Oradaki büyük hocalardan ders aldı, okudu. Bu okumasını sürdürdü. Yolculuğu bugünkü gibi düşünmeyelim. Yolculuk da bir ilimdir. Gittiği her yerden o bölgenin alimlerinden ders alıyor. İlim adamı. Yani birinci kandil o, ilim. Fakat ilim tek başına insanı bir noktaya götüremez. İlim bazen kibre de vesile olur. Nice bilim sahibi var ki kibrin esareti altında kaybolup gider. Geride kalıcı bir eser, kalıcı bir iz bırakamaz. O zaman ikinci bir kandil daha vardı Emir Sultan'ın peşinde geldiği ya da getirdiği, buraya getirdiği ikinci bir kandil. O ikinci kandil ilmi amele dönüştürmek de olur. O da ahlaktır. İkinci kandili ahlaktı. Ahlakı alıp getirdi. İlmi getirdi, ahlakı getirdi. Ahlaki kemal getirdi. Nitekim menkıbelerin çoğuna bakarsanız ahlaki tavsiyeler içerir. Bir ahlak adamıdır Emir Sultan Hazretleri. Ama o üç kandil de geldi. Üçüncü kandil nedir? Üçüncü kandil, üçüncü aydınlatan ve Emir Sultan'ın bugün bizim anlamıza sebep olan asıl o üçüncü kandildir. Çünkü ilimle ahlak birleştiğinde iyi bir alim olursunuz. Eserler verirsiniz ama üçüncü kandil olunca ölümsüzleşiyorsunuz. O üçüncü kandil, ben denizin görebildiğim kadarıyla bu üçüncü kandile asalet diyorum. Hem asalet yahut da irfan. Asalet ve irfan. Asalet neseben gelen asalet olduğu gibi seyittir. Neseben o asalet ama asıl olan onu irfana dönüştürebilecek bir asalettir. Yani sadece nesepten değil, onu yaşantıyla mevz ederek, damıtarak sizin bir parçanız haline gelecek. Bir ilme dönüştürürseniz, bir irfana dönüştürürseniz asalet meydana gelir. Emir Sultan asaletiyle geldi. Asil duruşuyla geldi. O nazarıyla geldi. Üç kandille geldi. Bu sembolleri anlatmamızda, çözümlememizde gerek var. Menkıbeleri daha sağlıklı anlayalım diye. Aksi takdirde hikayeler anlatmış oluruz ve bu hikayelerle günümüzün insanına pek fazla mesaj veremeyiz. Bugün bizi geleceğe taşıyacak olan şey de budur. Sezai Karakoç'un ifadesiyle söyleyeyim. Emir Sultan'a gidip gelen birisiymiş. Emir Sultan türbesi konuşur diyor Sezai Bey. Konuşur, türbeler de konuşur. Şunu demez diyor Emir Sultan türbesi. Sen geldin, senin deden geldi, senin dedenin dedesi geldi, senin çocukların, torunların gelecek. Hep beni ziyaret edeceksiniz. Siz beni ziyaret etmeye memursunuz, mahkumsunuz demez. Ne der? Der ki türbeler, siz beni unutmuyorsunuz, geliyorsunuz. Neden? Çünkü ben bu üç tane kandile sahibim, hizmet ettim. İnsana dokundum, toprağa dokundum, insan toprağına dokundum, topluma dokundum. Hayırlı hizmetler yaptım. Siz de hayırlı hizmetler yaparsanız siz de ziyaret edilirsiniz. Siz de benim tecrübemi yerine getirseniz siz de ziyaret edenler olur der diyor Sezai Karakoç. Bu bendenizin çok okuduğumda ciddi anlamda etkilemişti. Türbeler de konuşur. Emir Sultan'ın türbesi konuşur. Ben her zaman gittiğimde Emir Sultan'ın türbesine bunu hatırlıyorum. Ve bu üç kandilin bana yansıması buradan oluşuyor. Yani ilimdir, ahlaktır ve irfandır. Yani asalettir. Bu üç özelliğe bugün dünden daha çok ihtiyacımız var. Milletimizin bolluk ve bereketlik içerisinde, huzur içerisinde yaşayan milletimizin daha çok huzura, daha çok sükunete, sulha ulaşabilmesini yine üç tane kandilin tebellür etmesiyle mümkün olacaktır. Bu bakımdan bu üç kandille yolculuk yapmanızı iyaz ederim.
Doğan bu olur. Üç kandilimiz olsun ve bu üç kandille yolculuk yapalım. Emir Sultan'ın üç kandili. Hepimize bu üç kandil lazım. Bu üç kandille buluşmayı Hak hepimize nasip eylesin. Şimdi ilk geldiğinde bu Göktere Başı diye nitelendiriyorlar. Bilmiyorum. Pınarbaşı olarak da bazı kaynaklarda geçer. Aynı yerden bahsediyor herhalde. Değil mi? Göktere'nin çıkış yeri. Yani orada bir salmada, bir mağarada kalmış. Gar-ı Aşıkan derlenmiş. Burası duruyor mu? Doğrusu herhalde durmuyor. Yani Gar-ı Aşıkan diye bir yer var mı? Yani oralarda bir yer bulunabilirse o şeyin çıktığı yerlerde bir ev de olabilir. Oraya Emir Sultan'ın ilk geldiği yer diyebiliriz. Bir salma orada kalmış ilk geldiği dönemlerde. Daha sonraki dönemlerde işte eşi Sultan'ın kızı orada bir zaviyeye delalet ediyor ve oraya taşınmış oluyor. Oraya taşınınca da kısa zamanda şöhreti yayılıyor ve herkes Emir Sultan'ın civarında komşu olmak istiyorlar. Devlet bir muafname çıkartıyor. Muafnameyi Humayun vergiden muaf oluyorlar. Emir Sultan civarına yerleşenler vergiden muaf oluyor. Hem Emir Sultan civarına yerleşmek iki sebep oluyor. Bir, Emir Sultan'ı seviyorlar. O yüzden geliyorlar, yerleşiyorlar. Orada bir mahalle kuruyorlar, ihtas ediyorlar. Hem de Muafname-i Humayun'la birlikte. Muafname-i Humayun ne demek? Emir Sultan ve civarına yerleşirseniz vergiden muaf olacaksınız demektir. Osmanlı böyle iskan politikasında bu tür şeyleri uyguluyor. Bu Muafname-i Humayun'un da teşvikiyle kısa zamanda Emir Sultan mahallesi bayağı kalabalıklaşmış. Bir döneme geliniyor, bu muafname kaldırılıyor artık. Yani herkes oraya taşınmaya başlamış, herkes vergiden muaf olacak, hemen Emir Sultan'a yakın olacak. Hala Emir Sultan öyle bir cazibe merkezi vasfını taşıyor. Bu bakımdan Muafname-i Humayun'u olan bir mahalle burası. Yani oraya çokça insanların gitmesinin böyle bir şeyi var. Ben sözü birazcık kendimden alıp yine Ahmet Paşa'ya bırakmak istiyorum. Ahmet Paşa'nın terkibi bendinden bir bölüm okumak istiyorum. Çok güzel bir terkibi bendi var. Çok fazla insanları methetmez Ahmet Paşa ama Emir Sultan'a ayrı bir yer veriyor, ayrı bir önem veriyor. Diyor ki, ne aktı Rum'a bir ulu derya senin gibi. Ne aleme getirdi Buhara senin gibi. Can milkini muhabbetin arayış eyledi. Kimdir cihanda memleket ara senin gibi. Göstermeye yer ehline didarını, nurunu, ayine verdi Tanrı Teala senin gibi. Ey kehf halk püşti cihanın penahısı, devlet değil mi aleme melce senin gibi. Çok evliya bu tahta kadem bastılar deli, kim kıldı şer'i ceddinin icra senin gibi. Ey nam-ı azamın deli gencine şifa, dil derdine kim ede müdava senin gibi? Faşeylemezdi sırrın enel hak rumuzun, Mansur'a irse mürşidi dana senin gibi. Şaha yakın zamanda hariminde Ahmet'in, nur etmedi cihana tecella senin gibi. Piraye-i selefsin ü sermaye-i halef, fer-i refdi görmedim asla senin gibi. Çok şehler övmüşüm dahi bir kimse tatlımı, mehdinle aciz etmedi şaha senin gibi. Ey alemi vilayete sultan olan emir, vey mülki Rum'a rahmeti rahman olan emir. Şimdi methetmek kolay bir hadise değil. İnsanı övmek gereksiz yere överseniz ahlaki açıdan bir zaaftır. Hak etmediği övgüyü insana vermek zafiyettir. Ama hak edene hak ettiğini söylemek, onun değerini takdir etmek bir lütuftur, bir erdemdir. Atı zatında büyük zatları anmak, onları konuşmak, küçükleri büyütür. Şimdi o yüzden sultan şairlerin çoğu naat yazmışlardır. Hazreti Fahri Kainat Efendimiz'i överek kendilerini büyütmek, eserlerine değer katmak istemişlerdir.
O yüzden kasideler yazılmıştır divanların başına. Kasideler sultanları övmek için yazılır. Tercih benter, terkibi benter dizilmiştir. İşte bir Allah dostu olan, bir kutup, şahsiyet olan Emir Sultan'la ilgili de Ahmet Paşa böyle bir terkibi benter yazıyor. Diyor ki, fahş eylemezdi sırrın enel hak rumuzunu. Enel hak rumuzunu, enel hak demezdi. Kim demezdi? Mansur demezdi. Ne zaman demezdi? Erse, mürşidi dana senin. Senin gibi bilge bir mürşide ulaşsaydı Hallacı Mansur, bu sırrı fahş etmezdi. Enel hak demezdi. Enel hak demediği için de boynu uçmazdı. Sana ulaşamadığı için böyle oldu diyor. Sen mürşidi danasın. Mürşidi dana, dana bilgili, bilge kişi demektir. Mürşidi dana, bilge kişi. İşte bu bilge kişilik ilimle, ahlakla, irfanla yani asalet olur. Üç kandille insan mürşidi dana olur. Evet. Çok şeyhler övmüşüm. Çok sultanlar övdüm, şahlar övdüm, padişahlar övdüm. Lakin dahi bir kimse tabımı benim bu şiir sanatımı, dehamı methimle aciz etmedi. Şaha senin gibi. Seni methederken aciz kaldığım gibi etmedi. Seni methetmekten aciz kaldım. Kelimeler tükendi diyor. Bazen kelimeler tükenir, harfler tükenir, sözler tükenir. Methedemezsiniz. Övemezsiniz. Takdir etmek de bir lütuf işidir. Onu yapamazsınız. İşte Erguvan'ı sembol hale getiren bu büyük zat Kutup Ahmet Paşa'nın dediği gibi şiirimize ilham kaynağıymıştır. Pek çok şair onunla ilgili şiirler yazdı. Onun Rahle-i Tedris'inde bulunan insanlardan pek çoğu edebiyatımıza, sanatımıza katkı koydular. İki tane önemli isim var. Bunlardan birisi işte Süleyman Çelebi. O mecliste kemale erdi. İkincisi Aşık Yunus. Aşık Yunus Karamazak yokuşunda. Bir türlü Aşık Yunus'u esaretten kurtulamadı. İki binanın, üç binanın arasında böyle hapsolmuş durumda. Binaların gölgeliği içerisinde hapsolduğundaki Aşık Yunus'umuz. Şol cennetin ırmakları, akar Allah deyu deyu, çıkmış İslam bülbülleri, öter Allah deyu deyu diyen o Aşık Yunus bu mecliste feyiz aldı. Keza Yahya bin Bahşi, o da Mevlid şairidir, orada feyiz aldı. Şimdi meçhul ve maruf bir şair dedim. Hem meçhul hem maruf, meşhur bir şahsiyet edersiniz dedim. Şair demeyin. Şair de diyebiliriz. Birkaç tane meçhul şerif var. Ben onu Emir Sultan'da konuşacağım. Orada tasavvuf edebiyat üzerine konuşuyoruz. Şiirlerini orada anlatacağım. Anlatmaya çalışacağım. Şairliği de var ama asıl şiir insan kitabını, insan şiirini yazmaktır. Söz budur. Yani çağdaşı olan ve dostu olan Hacı Bayramı Veli ki dostudur. Emir Sultan'ın şeyini o sırlamıştır, o yıkamıştır. Cenaze namazını o yıkamıştır, kıldırmıştır. Hacı Bayramı Veli Ankara'dan kalkıp dostunun cenazesine iştirak etmiştir. O dönemin insanlarından birisi olan Hacı Bayram Veli, mürşitlerinden birisi olan Hacı Bayram Veli satırlara değil, esas olan satırlara yazmaktır. Satıra yazıyorsunuz. Satıra yazmak işte eline kalem alıp yazmaktır. Daktiloyla yazmaktır. Satıra yazmak nazarla olur, sohbetle olur. İnsan kulağını sulamakla olur. İşte insan şiirini yazmak budur. Emir Sultan insan şiirini yazdı. Bir şairdir. Bu bakımdan. Ama meçhuldür. Yani meçhuldür. Bu kalabalık içerisinde kendini saklamıştır. Bununla birlikte hakkında çokça efendim menakname yazılan şahıstır demiştim. İşte bir iki tanesini izninizle zikredeyim. Yahya bin Bahşi biraz önce ismini zikrettiğim şahıs bizzat yaşadığı dönemde onun sohbet meclisinde de bulunmuştur. Yahya bin Bahşi ilk onunla ilgili menakname yazdı. Hüsamettin Bursevi'nin bir menakitnamesi var. Orada metiyeler de var. Hüsamettin Bursevi bir metiyesini de getirdim. Burada okuyacağım vakit el verirse. Lütfullah Karamani'nin bir menakıtnamesi var ki bu büyük zatın sohbetlerinden yola çıkarak tasavvufa ilişkin temel kavramları da izah ediyor. Bir bakıma bize Emir Sultan'ın
sohbet geleneğini de aktaran bir eserdir. Keza Nimetullah Efendi'nin ve daha başka zevatın eserleri var. Günümüzde de Emir Sultan bilgi odağı olmuş. Emir Sultan'ın menakıbnamelerini, menkıbelerini bir araya getirmişlerdir. İşte geçtiğimiz yıllarda Uludağ Yayıncılık bir Emir Sultan menkıbelerini, menakıbnamelerini bir araya getirerek bir kitap, Mustafa Utku Bey'in hazırladığı bir kitabın eşliği. Ama Ertuğrul Seyhan Bey'in, Hüseyin Algün Bey, Hasan Türyan Bey, işte bugün burada kitabını dağıtacağımız değerli hocamız Ahmet Bayar Bey'in çok güzel yazı hazırladık ve eserler var. Yani öğrenmek istersen kültür eserlerden yararlanabiliriz. Bugün verilecek kitaptan çokça faydalanacaksınız. Ben o yüzden çok fazla ayrıntıya da giremiyorum. Biz kısaca sadece belli noktalara temas ediyorum ama izin verirseniz bir iki menkıbesini de sizinle paylaşmak isterim. Ben menkıbe anlatıcısı değilim, beceremem. Ama menkıbelerin efendime söyleyeyim şey tarafı var. Yani böyle bir bağlayıcı taraf var. Bunlar olmamış hadiseler değil. Ama bazı menakıbnamelerde bir menkıbenin birkaç veliye atfedildiğini görüyoruz. İşte Hacı Bektaş Veli için anlatılanların daha sonra başkaları için de anlatıldığına tanık oluyoruz. Menkıbe yazıcılığı bir söylencedir. Yani halkın konuşmasıdır. Bir bakıma onun hakkındaki dedikodusudur. Şimdi Sivaslı İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretleri var. Ulu Camii'yi restore etti. Sivas İmam Hatip Lisesi'ni kurdu. Diyor ki dedikodu günahtır, haramdır. Büyük haramdır. Fakat yine de insan dedikodu yapıyor diyor. Bari kamil insanın dedikodusunu yapın da temiz et yiyin diyor. Şimdi bu menkıbe anlatmak temiz et yemek için bir vesile oluyor. Bu bakımdan sufiler çokça menkıbeler anlatmışlardır. Mesela Buhara'da daha henüz gençken, henüz yola çıkmamışken bir bahçe sam yeriyle kurumuş. O bahçeye dua ediyor ve o duasıyla bahçenin yeşerdiği zikrediyor. Bu da bir semboldür. Yani ben bu sembol üzerine de konuşmuyorum. O dua, o yeşillenmek nedir? Yeşillik nedir yani? Asıl yeşillik sohbet meclisidir. Şimdi kışın ortasında şurada gönlünüzde bir yeşillik oluştuysa, siz Erguvan'ı hatırlıyorsanız işte tamam bahçe yeşillendi demektir. Böyle de anlayabiliriz bunu. Keza Medine'de Mescid-i Nebevi'de efendime söyleyeyim, Efendimiz'e selam vermesi, Hazreti Fahri Kainat Efendimiz'e selam vermesi ve selamın bizzat alınması meselesi vardır. Bu da çok ilginç bir hikayedir. Ahmet Bey bunu da almış kitabına, öyle sanıyorum. Yani bir yer var, bir han var, orada kalacaklar. Seyitlerin kalması için hazırlanan bir oda var. Emir Sultan oraya yerleşmiş dostlarıyla. Birileri de gelip diyorlar ki burası seyitlerin yeridir, siz burayı boşaltın. Emirlerin yeridir. Bu da diyor ki ben de emirim. Diyorlar ki ya emirlerim demek de emirlik olmaz. Gidelim Mescid-i Nebevi'ye, Efendimiz'e selam verelim. Hangimizin selamını alıyorsa o emirdir, o seyittir diyorlar. Huzura çıkılıyor ve selam veriliyor. Diğerlerinin selamı alınmıyor. Emir Sultan'ın selamı alınıyor. Menkıbeler böyle anlatıyor. Bu da tabii çok güzel bir şey. Yani o selamın verilmesi, alınması. Daha başka pek çok şeyler var ama Yahya bin Bahşi'nin bir menkıbesini de anlatayım. Konuyu toparlamaya çalışalım. Yahya bin Bahşi şöyle bir menkıbeden bahseder. Emir Sultan'la birlikte Medine'den Bursa'ya gelen Ethemi dervişler var. İki tane derviş var. Bunlar gelmişler Pınarbaşı'da, o sözünü ettiğimiz yerde kalmışlar. Savva'da kalmışlar. Emir Sultan bugünkü dergaha intikal etmiş, taşınmış daha başka bir yere. Bu dervişler orada kalmışlar ama ibadette sürekli meşguller. Zikir-i taatla, tefekkürle meşguller. Sadece haftanın bir günü bir hizmetçileri var. Geliyor hizmetçi, çarşıdan sadaka topluyor. Selman'a çıkıyor. Sufiler buna Selman'a çıkmak derler. Çıkıyor, sadaka topluyor. Bir haftalık yiyeceklerini derleyip toparlayıp getiriyor dervişler. Dervişler bu bir haftalık şeyle kıllet-i taam dedikleri o riyazetle onları idare ediyorlar ve efendim zikirlerle, tefekkürlerle meşgul oluyorlar. Bir gün çarşıda giderken Emir Sultan bunların hizmetçileriyle karşılaşmış. Demiş ki dervişler ne yapıyor, halleri nicedir? Dervişlerin durumunu anlatmış hizmetkar. Demiş ki kimseden bir şey isteme. Cebinden bir kesesinden bir akçe çıkarmış. Bu akçeyi götür. İhtiyaç olduğu zaman bu akçeyi harcarsınız, ihtiyacınızı görür. Geliyor. Sadece bir akçeyle Emir Sultan'ın selamını veriyor.
Emir Hazretleri böyle dedi diyor. Alıyorlar akçeyi, orada bir pencerenin önüne işte yüksek bir yere koyuyorlar. İhtiyaçlar olduğu zaman oradan akçeyi alıp alacaklarını alırlarmış. Pazardan filan. Bir akçelik ihtiyaç onlara bir hafta yetermiş. Verirlermiş ama bir akçe tekrar orada kendiliğinden oluşurmuş. Bu menkıbe de hep anlatılır. Yani bir bereket hasıl olurmuş şeklinde anlatılır. Bu bir akçe çok güzel, çok hoş bir roman konusu olur. Çok hoş bir film olur. Buna şey bakmayın çocuklar. Yani şimdi Sicilyalı film oluyor, seyrediyoruz da neden bizim menkıbelerimizi efendim böyle film yapıyoruz? Çok hoş bir şey, sürekli üretilen. Yani sürekli bir umutla bağlanılan bir şey. Onun kudreti. Bunun olurlu olmazlı ayrı bir konu. Ben o konuya girmiyorum. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Halk muhayyilesi menkıbeyi sever. Üretir. Yani herkes ilimden irfan anladığı şey farklıdır. Yani bir kısmı oturur Sadrettin Konevi'nin eserini okurken öbürü de böyle menkıbeleri şey yapar. Bu menkıbeyle bir muhabbet hasıl olur. Menkıbelerle varlık kazanırlar. Ama Emir Sultan'ın Şevk-i Şerif'e bağlı olduğunu, müteşerri bir şahsiyet olduğunu menkıbelerden anlıyoruz. Yani böyle kondu kaçtı efendim işte olağanüstü kerametler, kevni keramet dediğimiz şeylere çok fazla tevessül etmediğini görüyoruz. Keramet, kevni keramet dediğimiz böyle olağanüstü hallerdir. Onlar herkeste idmanı yapan herkeste sadır olur derler. Asıl keramet istikamettir. Asıl keramet insanın işini yapmasıdır. Tıpkı Nasrettin Hoca'nın hikayesini bulduğu gibi. Nasrettin Hoca'ya demişler ki hoca sen büyük bir zatsın bir keramet göster. Göstermeye çalışmış. Ağaca demiş ki ağaç buraya gel. Ağaç gelmemiş. Hocam gelmedi demiş. Bir daha söylemiş. Gelmemiş. Üçüncüsünde gelmeyince ağaç kendi ağacın yanına gitmiş. Bak demiş ne büyük keramet işte. Ağaç gelmedi biz gittik. Allah bize lütfetti. Ayak lütfetti. Yürüme kabiliyeti lütfetti. Keramet lütuftur. Ağaç gelmediyse biz gideriz demiş yani. Keramet budur. Allah'ın lütfettiği nimetin farkına varmaktır. Olağanüstü şeyler beklemek değil. Yani bu Allah dostları ya da veliler ya da tasavvuf konusu gündeme geldiğinde hep bu kevni kerametler gündeme geliyor. Ve işin ucu açık kalıyor. İlimden kopuyor. Başka bir irfana, başka bir dünyaya taşınıyor. Emir Sultan da bu konuda çok hassas bir zat. Mesela Bedrettin Halife diye bir zat var onun dervişlerinden. Bedrettin Halife ve arkadaşları bir riyazete girmişler ki Emir Sultan'ın dervişler ama öyle bir riyazet ki işte yemekten içmekten tamamen imtina etmişler. Kendilerine hakka vermişler böyle. Gündüzleri oruç, geceleri sabaha kadar ibadetle taatla vakit geçiriyorlar. Zayıf düşmüşler. Hitap düşmüşler. Efendim bir gün Emir Sultan Hazretleri'ni de ziyaret ediyorlar. Emir Sultan bakıyor ki bayağı zayıflamışlar. Harap perişan bir haldeler. Bunun üzerine Emir Sultan Hazretleri diyor ki nedir bu mücahede sıkıntısı? Nedir bu yorgunluğunuz? Siz duymadınız mı Ceddin Peygamberimiz Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyurmadı mı? Nefsiniz sizin bineğinizdir. Bineğinize çokça zulmetmeyin. Elbette riyazet yapacağız. Elbette dikkat edeceğiz ama nefse çok da böyle zulmetmeyelim. Nefis bizim bineğimizdir. Nitekim Cenab-ı Hak buyurmadı mı diyor Mü'min Suresi 51. ayet-i celileye atıfta bulunarak temiz olan şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Mesele budur. Yani temiz olan şeylerden yemek, helal olandan yemek ve salih amel işlemek. İnsanın istikameti budur. Ve buna hatta halvete girmek isteyenlere de diyor ki şeriatta istikamet üzere olun ve şeriatın halveti üzerinde olun. Yani ibadetlerinizi, taatlerinizi yapın, şer-i şerife uyun. Fıkhın size emrettiği esasları yerine getirin. Mümkün olduğu kadar, yapabileceğiniz kadar bunları yapın. Ve şeriatın halvetine, şeriatın halvetine girmek nedir? Adab-ı muaşeret çerçevesinde toplumsal görevlerimizi yerine getirmektir. Uzlete çekilmek değil. Bu tarikatın Nakşibendiye'de artık sistematik bir hal alacak. Halk içinde hakla beraber olmaktır. Şeriatın halveti budur. Kenara çekilip, müstahni bir şekilde kenara çekilerek, insanları böyle dışlayarak değil, efendim, halkın içerisinde ama çok fazla lafa söze karışmadan kalbine sahip olarak, kalbin oraya buraya, aklın oraya buraya kaymasına fırsat vermeden istikamet üzere olmaktır diyor. Ben Emir Sultan'ın bu yönlerini çok seviyorum. Müteşerri
şer-i şerife uygun ilim ve irfan yolunda bir zat. Üç kandille geldi ve burayı üç kandille aydınlattı. Kıyılık halde dedikoduyla tasavvuf olmaz, irfan olmaz. İlim olur. Fıkıh olmadan, fıkıh zahir olmadan fıkıh batın olmaz. İlmihal bilmeden zikir telkin edilmez. İlmihali bilecek, asgari ihtiyaçlarını karşılayacak ki ondan sonra bu yapılsın. Hülasa bir menakıp name yazar olan Bursa Hüsamettin Efendi'nin ki en çok Emir Sultan hakkında methiyeler yazan da odur. Bir şiiriyle konuşmamı tamamlıyorum. İşaret verdi, bitti zamanım, tükendi zamanım diye. Bakın şöyle diyor Hüsamettin Efendi, Bursalı Hüsamettin. Reisi evliyadır Bursa şehrinde Emir Sultan. Cemii hasta diller derdine ondan olur derman. Onun keşf-i keramatı dil ile vasf olunmaz. Kalem yazmaz onu, zikre tahammül eylemez insan. Buhara şehrinin canı bu Rum'un hanı olmuştur. Ne Rum bilmeye yedi iklim içinde oldurur sultan. Muhammed neslidir ol şah, ona oğlum demiştir ol. Melekler arştan ederler o şahın metini her an. Diyarı Rum'a ol devlet yeter kim geldi ol sultan. Bursa şehrine bundan öte hiç olmaya ünvan. Hüsami kastı oldur kim, o şah himmet eder ona. İki alemde şad olup yürümeye Hürrem'in handa. Şunu dedi özellikle. Bursa'nın hiçbir şeyi olmasa bile başka bir zat, başka bir isim, başka bir manası, başka bir özelliği, Bursa'yı ifade eden başka bir tanım olmasa bile tek başına Emir Sultan Bursa'yı ifade etmek için yeter. Emir Sultan Bursa'yı ifadeye yeter. Bursa'nın marka değer diyorlar ya şimdi modern şehir yöneticileri. Şehir yöneticileri değil, kent yöneticileri. Marka değer diyorlar. Bursa'nın marka değeri Emir Sultan'la. Bursa demek Emir Sultan demektir. Sözün başına dönelim. Diyelim ki Bursa'nın kutbu kimdir? Emir Sultan'dır. Ve Bursa'nın kalbi neresidir? Ulu Cami. Ulu Cami İslam'ın 5 mabedinden birisidir. 5. Sakı mabedidir. O bakımdan önemli bir yerdir. Yolunuz Emir Ulu Cami'ye de Emir Sultan'a düştüğünde fakiri de hatırlarsınız. Efendim, bugün Emir Sultan'ı konuşmaya çalıştık. Eksik kaldı.